Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Biraz gecikmeli başladık. Programımızdan hemen önce İngiltere'den devam eden bir özel yayınımız vardı. O yayını da programımız nedeniyle yarıda kesmek zorunda kaldık. Umarım bu nedenden dolayı izleyicilerimiz de bizi hoş görürler. İngiltere'de 30'un üstünde sendika, işçi sendikaları, öğretmen sendikaları, konfederasyonları hep birlikte zamanı geldi adıyla Öcalan'a özgürlük kampanyası düzenliyorlar ve bunun ilk ayağını da, ilk hamlesini de bir sanal mitingle attılar. Geniş bir miting. Bu kampanya uzun dönem sürecek ve yayınlarımız içerisinde de zaman zaman önümüzdeki günlerde de bu kampanya ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağız. Evet, bugün Medya Haber'de gündemde neyi konuşacağız? Özellikle Ayasofya kararıyla birlikte ortaya çıkan gelişmeleri 3 yazar, siyasetçi ve ilahiyatçıyla konuşacağız. İlahiyatçı yazar İhsan Eli Açık yayınımızda olacak. Diğer taraftan HDP milletvekili Kemal Bülbül ve yine önümüzdeki dakikalarda Ermeni yazar Norzartum temsilcisi Murat Mıhçı da aramıza katılacak. Sayın Eli Açık ve Sayın Bülbül, yayınımıza öncelikle hoş geldiniz. Gecikme nedeniyle sizlerden de özür diliyorum. Doğrusu televizyonculuğun, yayıncılığın bu türden şeyleri olabilir ama bir önceki yayınımız da önemliydi. Doğrusu onu da es geçmek istemedik. Dünyadan birçok insan Sayın Öcalan'ın özgürlüğü için bir kampanya başlatıyor, birçok kurum. Onu da izleyicilerimize ulaştırmak istedik. Ben hemen sıcak gündeme geçmek istiyorum. Eğer müsaade ederseniz Sayın Eli Açık'tan da başlayalım. Hocam, Ayasofya Camii'nin yeniden açılması, yani yeniden cami olarak açılması kararını Erdoğan verdi ama bu karar ne anlama geliyor? Çok tartışıldı ama gerçekten biraz da kodlarını bir ilahiyatçı olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz, onu sorarak başlayayım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Şimdi Ayasofya Camii'si önce yapı olarak esasında İslam dininin değerleri açısından bakıldığında herhangi bir değer ifade etmiyor. Çünkü bu tür binalar görkem, şatafat, gösteriş, haram para, köle emeğiyle kurulan binalardır. Genellikle krallar ve sultanlar tarafından yaptırılır. Ve imparatorluğun gücünü göstermek için kurulurlar. Eğer Allah'ın büyüklüğünü göreceksek, gökyüzü, çatı, yeryüzünü size yatak yaptık diyor Kur'an-ı Kerim'de. Evrenin büyüklüğü zaten Allah'ın büyüklüğünü göstermeye yeter. Bu tür binalar kralların ve sultanların büyüklüğünü, şatafatını ve halk üzerindeki hegemonyasını tesis etmek için kurulmuşlardır. Bizans döneminde de böyledir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de böyledir. İki defa 4. ve 5. yüzyıllarda halk ayaklanması neticesinde Ayasofya mabedi, tapınağı yıkılmıştır. Halk çünkü orayı zulmün merkezi olarak görüyor. Ayaklandığında da ilk gidip orayı yıkıyordu. Osmanlı bu kültürü devam ettirdi. Evet. Emevi anlayışının bir devamı olarak böyle büyük camiler yaptırmak, görkemli binalar, gösteriş, saltanat, çatapat, gösteri, Peygamberin Medine'deki toprak damlı, hurmalarla kaplı Sade Mescidini çoktan Kerbela'dan sonra doğduğu topraklara gömüldüğü için İslamiyet terk etmişlerdi. Emevi kültürünü böyle devam ettirdiler. Peki bunu açıp bunun üzerinden siyaset yapan Erdoğan bunları bilmiyor mu? Özellikle Erdoğan'ın amacını burada ne? Onu sormak istiyorum. Evet, şimdi bir tarihsel arka plana oturtmak için bunları söyledim. Şimdi Erdoğan muhafazakar Emevi din anlayışını sürdüren Osmanlı üzerinden bir siyasetçi olduğu için ve muhafazakarlarda
yıllardır, daha 70'li yıllardan bu yana Necip Fazıl'ın konuşmalarında, Erbakan'ın konuşmalarında hep Ayasofya açılsın, zincirler kırılsın diye Ayasofya'nın açılmasını adeta bir kızıl elma gibi vaaz etmişlerdir ve nesiller boyunca bunu mitiklerde, konuşmalarda, yazılarda, edebiyatta işlemişlerdir ve bu bir Erdoğan için özlemdir. Ve şu anda Erdoğan AK Parti parçalanıyor, üçüncü parti geliyor, dördüncüsünün hazırlıkları yapılıyor. AK Parti'nin temsil ettiği dini camilerde moral ben paramparça olma bir durumu var. Dağılma durumu söz konusu. Bunu toparlamak için son 30-40 yılın sembol ismi Ayasofya'nın açılmasını son dakikaya bıraktı. Evet. Kurnaz Ziyazetçi, halbuki daha önce de bunu açabilirdi. Şu anda toparlanma amacıyla, kendi tabanını toparlama amacıyla, dağılmayı durdurma amacıyla bir atak yapıyor. Ama bu yolun sonu yok. Evet, Kemal Hocam size de benzer soruyu sormak istiyorum doğrusu. Çünkü siz de aynı zamanda Alevi toplumunun da yakından tanıdığı bir isimsiniz. Siz ne dersiniz? Yani siyasetçi yanınızın yanı sıra Alevi toplumunun yakından tanıdığı bir isimsiniz. Siz ne dersiniz? Erdoğan'ın bu kararı ne anlama geliyor sizin açınızdan? Erdoğan'ın kararından bir muhabbette bizim canlar Halil Öztoprak dedeye Samsun Emine Ocağı'nın pirlerinden, müşriklerinden diyorlar ki ya pirim bize diyorlar ki işte Hristiyanların mabedi kilise, efendim Yahudilerin havra, Sünnilerin cami, sizinki neresi? Diyor ki Halil Öztoprak dede, işte ondan geriye kalan hepsi de bizim. Şimdi ibadet ettiğine mabutla muhabbet edecek abide daha da bir İhsan Bey'in söylediği gibi bir mekan gerekmiyor. İkincisi, Ayasofya'nın hikayesi derindir, uzundur. İstanbul alındıktan sonra Osmanlı'da ciddi köklü bir politika değişikliği olmuştur. Ve Osmanlı Ayasofya'yı İstanbul'u aldıktan sonra bütün camilerini Ayasofya'yı taklit ederek yapmıştır. Bütün camiler Ayasofya'yı. Ayasofya'dan önce Kubbeli Camii yoktu. Bakın, Ayasofya'yı taklit ederek yapmışlardır. Devlet yönetimini Bizans'ı taklit ederek ve Bizans'taki patrikliği muadili olarak da Şeyhülislamlığı ihdas ederek yapmışlardır. Dolayısıyla Osmanlı devlet yönetimine ne kadar Abbasilerden, Emevilerden, efendim Çandarlı ailesinden öğrenmişse de biraz da Bizanslılardan öğrenmiştir. Osmanlı biraz da Bizanslıdır çünkü Osmanlı bir devşirmedir. Bugün bunu niye yaptılar? Bugün bunu Tayyip Erdoğan diye bir siyasetçi kalmamıştır. Tayyip Erdoğan denen siyasetçi kendisini yönlendiren, yöneten güçlerin egemenliğinde ve yönlendirmesinde tamamen inisiyatifi kaybetmiş ve onların yönlendirmesine girmiştir. Bu anlamda işte MHP gibi çeşitli derin hareketlerin içerisinde yer alan İşte Avrasyacısı, Pelikancısı, Şumibuyu vesaire bunların cirit attığı, bunların parsa kaptığı bir ortamda ekonomik olarak tükenmişlik, ahlaki olarak çökmüşlük, devletin tüm konularda tecavüzcü, ırkçı, tacizci, hemen hemen her yerde mantar gibi ortaya çıkarken Ayasofya üzerinden, Ayasofya'nın kutsiyeti üzerinden, Ayasofya bir cami değildir. Ayasofya bir kilisedir. Ve kilise de bir pagan inancının abidesi üzerine yapılmıştır. Yani onun da öyle bir hikayesi vardı. Şimdi hal böyle olunca ibadet edecek olana yer çok. Dikkat edilirse bugün dolaşan videolarda çok açık bir şekilde görülüyor. Tayyip Erdoğan bir yıl önce kendisine sorulan bir soruda yok böyle bir şey diyor.
İşte uluslararası diplomatik ilişkilerden söz ediyor. Efendim Sultanahmet'i doldurdunuz da mı orası kaldı vesaire vesaire diyor. Şimdi bu kadar şatafat, bu kadar saltanat inancı hakkaniyeti Hakk'a giden yolu değil, tam da Yezid Muaviye zihniyetini temsil eder. Yezid Muaviye zihniyeti şatafat saltanat üzerine kurulmuş bir zihniyetti. Ama tabii bugün bununla yapmak istenen seçmeni konsolide etmek, gündemi değiştirmek, efendim ırkçılığı ayyuka çıkarmak, pek dinçliği efendim müesses bir nizam haline getirmek ve benzeri ve benzeri birçok sebep sayılabilir. Ama netice itibariyle bu İslam dininin hakkaniyetine de yapılmış bir saldırıdır. Bu inancın başka bir inancın mabedini devşirmeye ihtiyacı yoktur. Herkes kendi mabedinde, herkes kendi inancının gereğince ibadetini yapmakla mükelleftir, yükümlüdür. Dolayısıyla zaten bugün yürürlükte olan, Türkiye'de şu anda yürürlükte olan, Diyanet eliyle yürütülen şey İslam değildir, devlet değildir. Camiler de birer devlet dairesine dönüşmüştür. Diyanet İşleri Başkanı da bir numaralı devlet memurudur. Dolayısıyla bu devlet dininden hakkı, hakkaniyeti, adaleti beklemek, bu devlet dininden Hristiyanlığa, Aleviliğe, farklı inanç ve kültürlere saygı ve kabulü beklemek ham bir hayaldir. Peki. Bunlar yetişidir. Din ve siyaset ilişkisi ayrıca detaylı konuşacağız. Önemli konu başlıklarından biri bu. Sayın Murat Mehçi de yayınımıza katıldı. Hoş geldiniz Sayın Mehçi siz de. Ben hemen aynı soruyu size de sorayım çok zaman kaybetmeden. Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi kararı, Erdoğan bu karar verdi ama ne anlama geliyor? Bu dönemde böyle bir karar vermesini nasıl yorumlamak gerekir? Siz ne dersiniz bu konuyla ilgili? Öncelikle kusura bakmasın ki herkes geç bağlandım, bir sıkıntı yaşadım bağlanmakta. İhsan hocamıza, Kemal vekilimize çok buradan selamlarımı iletmiş olayım. Sağ olun. Evet, izleyen bütün halkları da kendi ana dillerinde selamlamış olayım. Aslında her daim sağ siyasetin bir hamlesiydi Ayasofya ve hep her zaman bir işte 1453'ün fethi sonrasındaki son hamlenin bu olması gerektiğiydi. Bir yanıyla da tabii kendinin dışındaki görüşteki olan zihniyeti üzerinde de bir siyasi rant durumuydu. Örnek Atatürk'ün aldığı karar neticesi ki bunu değiştirme ve bir yanıyla ulusalcı toplumla da bir hesaplaşmanın bir dönemiydi. Alınan karar aslında her daim sağ siyasetin ne kadar sıkıştığı zaman bunu yaptığı bir hamle gibi gözükürdü. Ama bugün baktığımızda AKP iktidarının yaşadıkları sorunun, yaşadıkları iç politika ve dış politikanın bir anlamıyla tamamen kötüye gidişi ve bunun aslında bu hamleyle gündemi şaşırtması tabii ki bir yanıyla da Türkiye'deki sekülerizmin de artık yavaş yavaş başka bir yere evrildiğinin de kanıtı olarak gördü. Tabii bunu yaparak da Lozan Anlaşması'na dair de bir yanıyla bunu da yok sayarak Lozan'a karşı da bir hamlesi olarak görebiliriz. Bence artık Ayasofya hamlesiyle Türkiye'deki sekülerizmin başka bir yere kaydığının miladı olarak söylemek kuşkusuz doğru olacak. Peki. İhsan Hocam tekrar size sorayım ama hep Erdoğan boyutu üzerinden tartıştık. Bilmiyorum. Dikkat çekici. Tam da bu dönemde neredeyse mecliste HDP dışında dışarıda da sizin gibi düşünen Kur'an'ı sizin gibi yorumlayan dindarlar dışında CHP'de dahil geniş bir kesim Erdoğan'ın kararını destekledi. Yani bir şekliyle aslında onlar da bu politikaya Erdoğan'la birlikte ortak oldular. Bunu nasıl değerlendirmek de gerekir? Neden desteklediler sizce? Yani
sadece dini siyaset üzerinden yürütme demek yeterli mi, yoksa başka nedenler de mi var? Kültürel olarak muhafazakar sağ siyasetçiler gerek MHP İYİ Parti kanadı, gerek Saadet Partisi AK Parti kanadı, yani böyle muhafazakar sağ kültür ta 70'li yıllara kadar indiğimizde işte Necip Fazıl'ların, işte Erbakan'ların, Türkeş'lerin falan Ayasofya üzerine çokça konuştuğu bir zemine oturuyor. Dolayısıyla onların dünyasında Ayasofya bir simge. Zaten bütün muhafazakar sağ siyasetçiler Ayasofya'yı açanın kendisi olması gerektiği özlemiyle dopdoludurlar. Ve orayı bizatihi kendileri açmak isterler. Kendileri kararı vermek isterler. Böyle tarihe geçmek isterler. Onların öyle bir anlamı var kendi anlam dünyalarında. Bu nedenle burada CHP biraz farklı arz ediyor. Onun da muhafazakar kitleyi ürkütmeme, onlara hoş görünme gibi bir yol izlediğini görüyoruz. Oysa ki bu yapılan araştırmalarda tam da doğru değil. Çünkü Ayasofya'nın cami olmasını isteyenler 3-4 ayrı araştırmanın ortaya çıkardığı sonuca göre %48'i geçmiyor. Halkın yaradan fazlasının Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili bir gündemi yok. Onu bir özlem, büyük bir tarihi zafer, bir an önce açılsa da gitse orada namaz kılsak falan diye görmüyor. Gereksiz bir hamle olarak görüyor. Müze olarak kalmasının daha uygun olduğunu düşünüyor. Yaradan fazlası zaten. Ama Erdoğan'a oy veren kitle açısından işte %48'lere kadar falan tırmandığından da anlaşılıyor gibi onlar onu bir kızıl elma olarak görüyorlar. Diğer CHP ve diğerleri de bu tabandan kendilerine oy akışının devam etmesini, bu cami tartışması, herhangi bir dini tartışmadan dolayı hazır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle beraber bir aralık, bir kapı aralığı oluştu ve oradan böyle küçük dereler halinde muhafazakar oylar akmaya başladı diye düşünüyorlar. Bunu durdurmanın bir alemi yok diye böyle din, cami, Kur'an filan olduğu zaman hemen Erdoğan'ın tarafına geçiveriyorlar. Ordu, sınır ötesi harekat, bayrak, vatan gibi, ezan gibi tartışmalarda hemen öbür tarafa geçtiklerini görüyoruz. Çünkü bunların muhafazakar kitleyi çok ürküten hassas konular olduğunu, hiç buralara girmeden evet biz de sizin gibi düşünüyoruz. Zaten işte İmamoğlu'nun dediği gibi benim 40 yıldır zaten Ayasofya'nın cami olması benim özlemim falan diyerek böyle muhafazakar kitlelere sıcak mesajlar vermeye çalışıyorlar ve oradan oyların kendilerine doğru akmasını planlıyorlar. Faydasını görürler mi? Ben bunun pek faydası olacağını düşünmüyorum. Ayasofya Camisi'nin açılmasının siyaseti dalgalandıracak, oy akışlarını değiştirecek bir hamle olarak görmüyorum. Ama bir müddet tartışılacaktır ve bunu en çok Erdoğan kendisine malzeme olarak kullanacaktır. Çünkü gerek CHP'den gerekse HDP'den cami aleyhine, Ayasofya aleyhine herhangi bir söz duyar duymaz veyahut da İngiltere'den, Almanya'dan, Amerika'dan, yurt dışı ülkelerinden Osmanlı aleyhine, fetih aleyhine herhangi bir cümleyi duyar duymaz hemen onu alacak, böyle ellerini ovuşturarak seçim meydanlarında, ekranlarda böyle döne döne kullanacaktır. Bu onun için bir malzeme sadece. İşte evet. Gördünüz, bunlar camiye karşılar. Zaten camiye gelmiyorlar, caminin açılmasını da istemiyorlar. Zaten tek parti döneminde camiler ağır da yapılmıştı. Cümle bu yani, buradan girecek işte. Evet, onun için bir klasik malzeme. Peki. Kemal Hocam, siz de CHP'yi aslında yakından takip ediyorsunuz. Hem Alevilere dönük siyasetini, hem diğer kesimlere dönük siyasetini. Yani muhafazakar kesimin politikalarıyla ilgili Sayın Ali Açık bir şeyleri söyledi. Onu biliyoruz. Sol siyasetin Türkiye'deki, solu artık tırnak içinde de kullanabiliriz bazıları için. Sol siyasetin bu kararı desteklemesinin onlar açısından yararı nedir? Şimdiye kadar yürüttükleri politikadan
ne yarar gördüler ki bundan sonra ne yarar umuyorlar? CHP'yi çok yakından yani böyle özellikle takip edeyim ne yapıyorlar falan gibi bir bakış açım yok. Çünkü ben tanıyorum ve bir durum karşısında ne yapacaklarını önceden biliyorum ve hiç de yanılmıyorum. Örneğin Ayasofya konusunda ne yapacaklarını düşündüm ve yanılmadım. Şimdi sol kavramını ben sevmiyorum. Ben solcu değilim mesela. Ancak devlet solu ve devlet sağı kavramı üzerinden değerlendirecek olursak CHP devlet soludur ve dolayısıyla devletin nasıl yaklaşacağı gerçeği üzerinden yaklaşır. Ha ben solcu niye değilim? Ben sosyalist. Sol kavramı vücudun bir tarafıyla insan yaşamı ideolojiyi açıklayamaz. Ve sol tabir edilen siyasetin de çok geçerliliği kalmamıştır diye düşünüyorum ben. Şimdi bakınız burada bir espri var. Espri şu, bunlar 2012'den bu yana Emevi Camii'nde namaz kılacağız demiyorlar mı? Emevi Camii'nde kılamadıkları namazı şimdi Ayasofya'da. Emevi Camii'nin yerine Ayasofya'yı ikame etmişlerdir. Fetihçilik, biraz önce arkadaşlarımız ifade etti. Bu fetihçilik devletin tüm siyasi anlayışlarında vardır. Devletin fideliğinde yetişmeyen, devletin fidanlığında, tarlasında, otlağında yetişmeyen bir siyasal anlayışız biz. Bizim dışımızda parlamentodaki tüm siyasi partiler devletin fideliğinde yetişmiş siyasi partilerdir. Yani saksı partileridir bunlar. Saksı partisi elbette ki yetiştiği saksıya göre düşünecek. Yetiştiği saksı devlettir ve ona göre düşünecek. Şimdi dolayısıyla şöyle düşünüyor. Bugün AKP'yi devlet yönetiyor. AKP'nin aldığı karar devletin aldığı karardır. Ben de buna göre bir tavır belirleyeyim diye düşündüğü için burada çok fazla efendim konuyu tartışacak, karşı çıkacak vesaire. Bir de bu sağa kayma, sağcılaşma bir gelenek haline geldi. Oysa bunun hiçbir kurtarıcılığı yoktur. Tam tersine Türkiye'de emekten, halkların eşitliğinden, inançların özgürlüğünden yana bir tutum gerekiyor. Bu tutum da kamuoyu sol diyebilir. Ben bu tutumun tam da üçüncü yol tabir ettiğimiz demokrasi, eşitliği, özgürlüğü, adaleti esas alan. Bu nedenle hep birbirine benzer şeyler söylediler ama biz onlara benzer şeyler söylemedik. Ve Ayasofya'nın Hristiyan toplumunun, Hristiyan canların mabedi olduğu ve öyle kalması gerektiğini ifade ettik. Ha, Hristiyan canlar derse ki bu biz bunu insanlığa hediye ediyoruz. Her insan neye inanıyorsa gelip inandığı gibi burada ibadet edebilir derse ki ben diyeceklerine inanıyorum. Biz de gidip orada cem yapabiliriz. Müslümanlarla gidip orada namaz kılabiliriz. Hristiyanlar da gidip orada ayin yapabilir. Ancak bu rızalı Hristiyan toplumunun, Hristiyan halkının vermesi lazım bu rızalı. Evet. Bu rızalık alınmadan bir şeyle yani Ayasofya'yı açmayı bunlar Avrupa'yı, Balkanları fethetme, Viyana'yı yeniden kuşatma, efendim küffara karşı atak yapma, fütuhat yani fetih olup gibi arkaik zihniyetler, ilkel politik zihniyetlerle düşündükleri için Ayasofya'nın açılması üzerinden bir siyaset ikame ediyorlar ama bu siyaset ikamenin kısa erimde, örneğin ayırıp dövdüğünde köpüren, ayyuka çıkan bir şey olabilir ama ilerleyen zamanlarda bu bir getirisi olmayacak ve sönüp gidecek. Peki. Ancak bu bağlamda başka şeyler de var. Şimdilik peki.
Doğrusu Skype nedeniyle ses çakışması yaşanmasın, sesiniz iyi duyulsun diye ben araya girmiyorum. Ama tabii sonuç itibariyle teknik olanaklarımız ancak buna cevaz veriyor. Ben hemen Murat Bey'e de sormak istiyorum. Aslında bu tırnakçı sol siyasetin bakış açısını siz de değerlendirebilirsiniz ama burada başka bir şey daha ortaya çıktı. Yani Avrupa ülkeleri, Hristiyan dünyasının çok geniş bir kesimi bu karara karşı çıktı, tepki verdi, değişik düzeylerde tepki verdi. Endişeliyiz diyen de oldu, radikal biçimde eleştiren de oldu. Ama diğer taraftan işte birçok cihatçı yapılanma, radikal İslamcı örgüt, bunlar arasında Erdoğan'ın yakın ilişkide olduğu Müslüman kardeşler de var. Ki ta Mısır'dan, Nursi'den biliyoruz Müslüman kardeşlerle olan ilişki düzeyini. Onlar ise coşkuyla karşıladı. Yani adeta İslam dünyasının beklediği karar budur dedi. Siz bu kararı dış dünya açısından, bu farklı kesimler açısından değerlendirdiğinizde ne görüyorsunuz? Yani sonuç itibariyle dışarıya nasıl yansıdı bu karar? Yani bir kere önce şeyi konuşmak istiyorum. Türkiye'deki Hristiyanlara yansıması vallahi bizi şaşırtmadı. Yani biz böyle bir kararın zaten bu hükümet tarafından her an verileceğine inanıyorduk ve açıkçası özellikle AK Parti'nin ikinci son 6 yılında, son 8 yılında, 2010 yılından sonra da diyebileceğimiz şekilde bunun aslında beklentilerimiz daha ileri, daha da bizler için, ötekiler için, Hristiyanlar için sorun olacağı biliyor. Ama bir yanıyla Avrupa için başka bir yanı var. Avrupa'da halen daha bir yanıyla Türkiye'deki durumun aslında anlaşılamadığını da görüyoruz. Yani evet, hükümetler belli noktalarda bir eleştirileri var. Evet, ama içerisinde yani orada yaşayan Hristiyan halkların bu konuda Türkiye'yi ne kadar da izlese bu kadar detaylı olarak hissetmeyeceklerini görüyorduk. Ama bugünkü alınan karar hem Katoliklerin, biliyorsunuz tarihte Katoliklerin de mabedi olmuştur burası, hem de Ortodoksların bir yanıyla da bence Rusya'nın da bu konudaki Hristiyanlaşması açısından kiliseye Bartolomeos ki Ortodoks Kilisesi'ne bağlanması açısından da tarihsel önemi olan bu Ayasofya'yla olan diyaloğun artık tamamen Türkiye'nin nereye evrildiğinin de bir yanıyla kanıtı oldu. Evet, bundan önce Türkiye'deki en yakın zamanlarda işte kiliselere olan saldırıları görüyorduk. Okullara olan saldırıları görüyorduk. Daha geriye gittiğiniz zaman çeşitli azınlıklara, yaşlı azınlıklara olan sıralı saldırıları görüyorduk. Ve devlet dilinde Ermeniler ve Hristiyanlar hakkındaki nefret söylemlerini görüyorduk. Ama bunlar karşı tarafta duyuluyordu. Ama bu son hamleyle aslında Türkiye bir yanıyla tamamen irtibatını başka bir yöne çevirdiğini de gösterdiğini de söylememiz hiç şüphesiz ki doğru olacaktır. Evet, bu sadece bir kilise olarak görmemek lazım. Bakıyoruz Anadolu'ya baktığınız zaman ayakta kalan bir dünya kilisenin aslında ya müze olduğu ya da başka amaçlarla olarak kullanıldığı. Bir Hristiyan yurt dışından geldiği zaman kendi memleketine, ya Ermeni örneğin, o kiliseye girebilmek için bazen müze kartı alması gerekiyordu. Keza çok daha önce Trabzon'daki Ayasofya Kilisesi içinde yaşananları biliyoruz. Ama son bu kilisenin başka bir manası vardı. Yani Konstantin'in ve o günden bu yana yapılan Roma mimarisinin son örneği ve doruk noktası olan mimarinin mabet özelliğinin ötesinde İstanbul'a gelen yurt dışı misafirlerinin de uğrak yerlerinin en başında olduğu. Artık burası bir cami olduktan sonra bunun neresi nasıl bir kapitalist bir anlayışta yargılanacağı şüphesiz ki çok belli. Evet, Türkiye başka bir yere evriliyor ve Türkiye'de bu alınan kararları da
kimlerin alkışladığını sizler söylediniz. Esas bundan sonraki yaşantı Türkiye açısından, dış politika açısından çok kara günlere gideceğini söylemek mümkün. Aslında onları da konuşacağız programımız içerisinde. Çünkü hilafet çağrıları da oldu ama öncesinde özellikle bu İslam dünyasından, özellikle radikal kesimlerden, Müslüman kardeşler gibi, diğer cihatçı yapılanmalar gibi kesimlerden Erdoğan'a büyük coşkularla destek verilmesinin nedenlerini sormak istiyorum. Siz bir şekliyle Hristiyan dünyasını anlattınız ama Sayın Eri Açık, siz ne dersiniz? Bu coşkuyla karşılamaya, Erdoğan bu kararla birlikte İslam dünyasının da tırnak içerisinde tabii liderliğine mi soyundu? Şimdi Necip Fazıl Kısakörek hem MHP tabanına, İYİ Parti tabanına, AK Parti, Saadet Partisi tabanına seslenen bir edebiyatçı şairdir. Onun Ayasofya ile ilgili çok konuşmaları vardır. Bugünkü AK Partili, MHP'li, İYİ Partili, bütün bu sağcı partilerin kadrolarının ve mana ve ruh düşünce dünyalarının şekillenmesinde çok etkili bir isimdir. O Ayasofya ile ilgili olarak der ki, Ayasofya'nın kapalı olması manada tüm camilerin kapalı olması demektir. Yani aslında Ayasofya'yı kapalı tutmakla tüm ülkedeki, İslam dünyasındaki tüm camileri kapatıyorlar demek istiyor. Evet. Ve orayı bir simge cami olarak görüyor ve Türk'ün fetihçi ruhunun ve medeniyet atılımının durdurulması, ona ket vurulması, zincir vurulması olarak görüyor. Dolayısıyla bu cihatçı gruplar, radikaller, İslamcılar, muhafazakarlar filan Osmanlı'nın şahsında Avrupa'nın üstüne doğru yürüyen fetihçi ruhun Ayasofya'nın müze olarak tutulmasıyla durdurulduğunu, hatta geri adım attırıldığını, dondurulduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla oranın açılması simgesel olarak tekrar Osmanlı ruhunun canlanması, Osmanlı'nın İslam dünyasının liderliğine soyunması ve tekrar işte Viyana'ya kadar dört nala koşma filan gibi zamanı geçmiş bir çağın, ölmüş bir ruhun, zamanımıza hiçbir şekilde hitap etmeyen, çoktan tarihin hükmünü verdiği ve Allah'ın da takdiriyle gitmesi gereken tarihin mezarlığına gittiği bir devri canlandırmaya çalışıyorlar. Boş bir çaba ve zamana, çağa hitap etmeyen, çoktan gelip geçmiş, artık yeni nesiller geliyor. Dünya yeni insanlarla, yeni anlayışlarla dolmuş. Onlara İslam'ın çağdaş bir yorumunu yaparak iletmeleri gerekiyorken bunu beceremedikleri için, buna güçleri yetmedikleri için eskiden olmuş bir şeyi tekrar etmekte daha kolaylarına geliyor. Bu da diğer grupları da onlarla beraber canlanmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla şu anda Ayasofya'nın açılması, tarihin tekrar etmesi, manasız din savaşlarının sürdürmesi, mezhep kavgalarının devam ettirilmesi anlamına geliyor. Oysa yeni çağa yeni bir teklifle o girilmeliydi. Hatta bana göre müze olarak kalması da eskiyi temsil ediyor. Bence şöyle bir teklifte bulunmuştum ben. Evet. Fakat kimse dinlemedi tabii. Ayasofya Camii'si temelde müze olarak kalmalıdır. Müze ibretle seyredilen yer demektir. Oradan ne tarihi dersler çıkarılacaktır. Orada zincirlerini şakırdayan köleler, orada kanla, haram parayla kurulan binalar, tarihi ve mimari değeri olmasa İsa, Muhammed, herhangi bir peygamber gelse oraya girmediği gibi yıkılmasını isterdi. Sadece tarihi ve mimari değeri ibretle seyredilmesi için kalmasını isterlerdi. Müze bu demektir. İbretle seyredin, yüzleşin demektir.
müze olarak kalmak kaydıyla haftada iki gün açılmalıydı. Cuma günü Müslümanlar, pazar günü de Hristiyanlar gelip orada ayin yapabilmeliydi. Madem bu ikisi bunun üzerine senin de benim dediği tartışmaya duruyorlar. Evet. O zaman buyurun iki gün biriniz diğeri de gelsin ne istiyorsa yapsın. Böylelikle dünyaya yeni bir mesaj verilmiş olurdu. Hoşgörü şehri İstanbul, hoşgörü ülkesi Anadolu toprakları bütün dinleri bağrında balındırıyor. Bir bina içerisinde cuma günü Müslümanlar, pazar günü Hristiyanlar ayin yapabiliyor, evet, ibadet yapabiliyor mesajı yeni bir mesaj olurdu. Çağa uygun olan bence buydu. Ama muhafazakarların bu işlere kafaları basmıyor. Peki. Onlar tarihte yaşıyorlar ve tarihi yeniden tekrar ettiriyorlar bu kararla. Kemal Hocam, bu Ayasofya babında son soruyu da size soracağım. Geri kalan zamanımızı da biraz da Türkiye'de din siyaseti üzerinden kullanalım diyorum. Bu kararla birlikte bir sonraki adımı ifade eden tartışmalar yaşandı. Biraz önce de Sayın Mıhçı aslında söyledi. Önemli olan bundan sonrası yaşayacaklarımız. Çünkü yandaşlar hilafet çağrısı yapıyor. İran benzetmesi yapanlar da oldu. İran'da da 79'da benzeri şeyler yaşanmıştı. Ne dersiniz? Bundan sonraki adım nereye doğru gider? Yandaşların hilafet çağrısı karşılık bulur mu? Ben Türkiye'de şu anda AKP ve devlet fideliğinde büyümüş siyasi partiler nezdinde hem politik bir cehalet, hem üretememe, hem de Osmanlı'nın ve geleneksel devlet politikasını taklit ederek siyaset yürütmenin getirmiş olduğu bir açmaz olduğunu mevcut politikacıların ufuk, politik birikim ve zeka açısından bunu aşamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bunlar gitmeden bu açmazlar aşılamaz, birincisi. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bana göre, bakın özellikle söylüyorum bana göre, 90 yıldır şeyle yönetiliyor, şeriatla yönetiliyor. Tekrarlıyorum, bana göre 90 yıldır şeriatla yönetiliyor. Bu şeriat denilen şey, bakın, Suudi Arabistan'da, İran'da olan müesses rejim değil. İslam'ı eğip bükerek, kendine uyarlayarak yapılan bir şey. Türkiye tipi şeriat bu 90 yıllık uygulamada görülüyor. 90 yıldır tekçilik, 90 yıllık ırkçılık, 90 yıllık devlet dini, 90 yıllık Diyanet fetvaları, 90 yıldır Aleviliğin yok sayılması, 90 yıldır kiliselere, farklı inançlara ve inanmayanlara dönük yapılan politika bunun kanıtıdır. Dolayısıyla AKP bugün hilafeti getirecek bilmem ne falan filan, bu var olan bir şeyin aslında canlandırılması, isminin konması diye söylenebilir. 90 yıldır bu Türkiye'de var zaten. Bu tekçi, inkarcı, ırkçı, Muaviye zihniyeti zaten var. Ve bunlar bunun ismini koyacaklar. Farklı olan şey bu. İşin bir yanı bu. İkinci yanı, bakınız, gerek Ayasofya, gerekse de AKP'nin 18 yıldır uyguladığı aslında bir devlet nizamı olan, AKP kendinden uydurmadı bunu, devletin dehlizlerinden, devletin milli güvenlik konseptinden, devletin geleneksel politikasından devşirerek çıkardı bunu. Evet. Devlet ne diyorsa AKP de onu diyor, yani ondan farklı bir şey söylemiyor. Dolayısıyla toplumda şöyle bir şey var, AKP ile devlet çok değişti falan filan, öyle değil. AKP tam da devletin tortulaşmış, gizli dosyalarında, şeylerinde olan politikayı açığa çıkardı. Dolayısıyla AKP iyi bir devletçidir, devlet de iyi bir AKP'cidir. Ve ikisinin din siyaset anlayışı, ikisinin toplumun din ve siyasetle olacak ilişkisi ve buradan verilecek topluma, bölgeye, dünyaya kendince verilecek şeyi bugün ortaya çıkmış durumda. Yani siz dediniz ya, Erdoğan İslam dünyası liderliğine mi?
Yani kendince öyle bir şey var. Fakat Erdoğan'ın ne dini birikimi, ne dini imajı, görünüşü böyle bir şeyin olmasına cevaz vermiyor. Hani diyelim ki bir birikimi olur, efendim bir temsil kabiliyeti olur, bir müçtehit olur, efendim bir müfessir olur. Telefon ekranından ezan dinlemekle Müslüman olunmuyor. Evet. Cuma namazına gidilmekle Müslüman olunmuyor. Bunlar bakın, İslam dini bunların yaptığına tagutilik deniyor. Taguti. İslam'daki faşizmin adıdır bunu. Tagutilik denir bunu. Bizim dilimizce buna yezitlik denir. Siyaset dilinde de zaten ırkçılık, faşistlik. Evet. Şimdi hal böyleyken efendim bugün yeni bir şey olacak falan değil. Zaten sürmekte, geleneksel olarak gelmekte olan bir şeyin tam da bugün şekillendiği bir hakikatle karşı karşıyayız. Peki. Yani bir şekliyle kızıl şeriat yeşil şeriata dönüşüyor. Belki öyle de tanımlamak mümkün olabilir. Ben hemen Murat Bey'e de bu konuyla ilgili söyleyecekleri var mı bilmiyorum ama biraz önce kısmen söz ettiniz. Evet. Özellikle diğer farklı inançlara dönük. Türkiye'deki din siyasetini de bu boyutta tartışabiliriz sizinle. Yani farklı inançlara baskı artarken Türkiye gerçekten hızla bir din devletine mi dönüştürülüyor? Bununla birlikte yorumlamanızı isteyeceğim. Buyurun. Ben öncelikle bir şeyi çok vurgulamak istiyorum. Bir dünyevi olarak, bir de biraz daha dini açıdan, teolojik açıdan değerlendireceğim. Bir, teolojik olarak şu sözü çok doğru bulmuyorum. Buranın müze olması. Hayır, yani müze olması da son derece yanlıştır. Burası bir bazilika dediğimiz bir kilisedir. Ve dolayısıyla burası bir kilisedir. Ve bu ister müze olsun, ister cami olsun son derece dinen de yanlıştır. Şöyle anlatayım. Bir kilisenin, özellikle Ayasofya gibi bir kilisenin dini açıdan baktığınız zaman inşaatından sonra kutsal yağ dediğimiz merolundan yağ kutsanmıştır ve mühürlenmiştir. Yani sizin dünyevi aldığınız bir karar oranın varlığını, kilise olma varlığını, katedral olma varlığını değiştirmeyecektir. Bir kere bu yarın bir gün burası cami olarak açılırsa namaz kılacaklara, özellikle Kur'an'ı takip, Kur'an'da bunun nedir yeri çok bilmemekle beraber böyle bir yerde namazlarını yapacaklarını söylemek gerekir. Yani burası evet bir Allah'ın evi ama kilise olarak kürlenmiş. Bu bir. İkincisi, Lozan Anlaşması'ndaki 42. maddeyi çok bence önemli bir, bunu size ifade etmek isterim. Buyurun. Türkiye hükümeti söz konusu azınlıklara ait ise havra, mezarlık ve diğer dinsel kurumların her türlü korunmayı sağlamakla yükümlüdür. Bugünkü bu hamleyle tamamıyla bu yükümlülüğünü yok saymaktadır. Evet, benzer yok saymakla saydıkları yerler olmuştur. Evet, vardır. Ama bu tamamen Lozan'ı yok saymaktır. Bir anlamıyla Lozan'ı yok saymakta başka bir dış politika hamlesi olarak da görmemiz gerekir. Yani Lozan'ı saymamak birçok konuda Lozan'ı artık ben tanımıyorum demek. Evet, Türkiye'nin başka bir dini alana evrilmesi den öte ben açıkçası başka bir siyasetin, yani milliyetçi, Osmanlıcı siyasetin üzerinden konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her hocalarımın da söylediği gibi, kimin de söylediği gibi aslında bunun bir dinsel karşılığı da çok fazla yok. Yani bu başka bir siyaset. Bu dini bir siyaset değil. Bu başka bir siyaset. Bu milliyetçi ve faşizan bir siyaset. Bugün baktığınız zaman evet şunu söyleyebiliyoruz. Evet, tabii ki bir din, başka bir dinden bir insan
herhangi bir yer bulmadığında namazını da kılabilir, cemevini de yapabilir. Örnek, ben ilk ilk semahı bir protestan Hristiyan kilisesinde izledim. İlk izlediğim yer orasıydı ve bu çok anlamlıydı o dönem içerisinde. Evet, bir ülke içerisinde herhangi bir camiye ihtiyaç olduğu bir yerde dini vecibesini yerine getirebilecek halde insanlar varsa tabii ki kilisede olabilir. Ama görüyoruz ki Havra'da kilisede diyaloglar, dinler arası diyaloglar diye bir başlayan sohbet oluşuyor. Ama nedense Sultanahmet Camii'nde hiçbir kilise ayinini biz göremedik. Siz o zaman bir yanıyla baktığınız zaman bu eşitlikçi bir anlayışın olmadığını, aksine baskın başka bir kafanın olduğudur, bir baskıcı bir anlayışın olduğudur. Bugün bakalım birçok kilisenin haline bak. Ama bu Ayasofya tamamıyla bunlardan ayrı tutularak bence siyasetin bir parçası olduğu, özellikle Lozan'a karşı yapılmış bir hamle oldu. Esas bundan sonra Lozan'a karşı olan hamlenin dış politikadaki karşılığının Türkiye'ye yansıması nasıl olacak? Esasen bunu tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu ülkede birileri dini afyonlaştırıyor ama karşımızdaki insanın herhangi bir dini ranseyman olarak konuşarak bunun hamlelerini bunun üzerinden değerlendirmeyi de çok doğru bulmuyorum. Bir ufak eklemede şunu yapmak şey, istiyorum. Ekleyeyim belki zamanda verimli kullanmak için kısaca yanıtlamanızı isteyeceğim. Yani siz de Kemal Bey de söz ettiniz. Dini argümanlar üzerinden yönetilen bir devlet mekanizmasının varlığına dikkat çektiniz. Bu doğru. Ama anayasasında din devleti yazan bir devlet değildi. Anayasasında şimdiden sonra özellikle somut anlamda soruyorum. Yani anayasasında din devleti yazan bir devlete de dönüşür mü? Bu anlamda sordum. Yoksa yönetim biçimi anlamıyla tekçilik Cumhuriyet'in başından beri var. O konuda şüphem yok. Ben bunun bir yere evrilmesinin bir yöne doğru, yani din cumhuriyetine dönülmesinin herhangi bir karşılığının olduğunu düşünmüyorum. Çünkü olay dininden dışında bir şey olduğunu düşünüyorum. Esasen daha ağır ve daha faşistan, daha bir milliyetçi ve iddiatçı zihniyetin, Osmanlıcı zihniyetin, yayılmacı zihniyetin evrilme çabası olarak algılıyorum. Çünkü bu dinen zaten kabul edilir bir durum değil. Peki. Aslında belki de son turumuz. Çünkü 10-12 dakikamız, 16 dakikamız var henüz. Her biriniz 5'er dakika zaman ayırırsanız soruya sanırım yayında böylece tamamlanmış olacağız. Tüm bu konuştuklarımızın aslında gidip gelip dayandığı nokta Türkiye'de din siyaseti. Din siyaseti öyle bir şey ki hem iktidar hem de muhalefet açısından aslında bir şekliyle siyasetin önemli bir argümanı olarak kullanılıyor. Yani din siyaseti açısından değerlendirdiğinizde tüm bu konuştuklarımızla bağlantılı olarak İhsan Hocam sizden başlayalım isterseniz. Ne dersiniz? Gerçekten bu din siyaseti, dinin siyasete alet edilmesi ya da öyle diyelim. Din siyaseti belki tam anlamıyla karşılamaz. Dinin siyasete alet edilmesi bir argüman olarak kullanılması nasıl değerlendirmek gerekir? Bu işin aslı nasıl olmalı? Çünkü sonuçta insanlar da dindar. Dindar insanlar da var ya da. Evet, şimdi bizler özellikle Müslüman bir coğrafyada yaşıyoruz. Camileri çok, kiliseler falan da var ama onlar daha çok eskilendi. Yeni zamanlarda gerek Türkiye, gerek Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta, bütün bu bölgelerde böyle önemli kiliseler, büyük peygamberler, camiler olan bir coğrafyadır. Dolayısıyla herhangi bir siyasetin dine bigane kalması, din bir vicdan işidir, kalplerde kalmalıdır ve oradaki müstesna yerinde yaşanmalıdır ve hiçbir şeye bulaştırılmamalıdır deyip geçmek bu işin sosyolojisini bilmemeyi gerektirir ve
aydınlanmacı bir din anlayışının bir ürünüdür ve bu yanlıştır. Onlar Hristiyanlığa karşı Avrupa'da kiliseye kastederek, kilise bir vicdan meselesidir, devlet ve kamu kiliseyle yönetilemez dediler. Ve gidin kilisede ayininizi yapın, vicdanen kendinizi temizleyin, arının ayin yapın diyerek din bir vicdan işidir mottosunu geliştirdiler. Ve onun dışındaki her şeyi akılla, bilimle biz çözeceğiz dediler. Aynı şey acaba bizim coğrafyamızda da geçerli midir? İslamiyet'in bir vicdan işidir deyip kalpleri hapsettiğimizde sorun çözülüyor mu? Hayır, çözülmüyor. O zaman dindarlar arasında problemler ortaya çıkıyor. Ki şu anda 17 yıldır mevcut dini köklerden güç bularak yaşanan iktidar da tam da bu anlayışın sonucudur. Yani din bir vicdan işidir, hiçbir şeye karışmayın, başörtüsüyle devlet dairelerine girmeyin filan denmesinin sonucudur bu. Bu sürdüğü, bu devam ettiği sürece, bu din siyasi, bu dine siyasi olarak bu rol biçildiği sürece de ülkede yaşayan dindarlar bunlardan rahatsız olacak ve diyeceklerdir ki başörtüsüyle devlet dairesine girmeyelim, Kur'an'ı açıp bakmayalım, nasıl yönetileceğimizi oradan öğrenmeyelim. O zaman kardeşim, bunca peygamber niye geldi? Musa Firavun'a niye karşı çıktı? Peygamberler niye suikastla öldürülmek istendi? 124 bin peygamber bu dünyaya niye geldi? Dinin bu dünyayla işi yoksa, vicdan işi ise, inanalım ve hesabını ahirette verelimse, dünyada dinin yeri yoksa, bunca peygamber niye geldi? Bu savaşlar niye oldu? Kerbela niye oldu? Hüseyin niye öldü? Bu soruya cevap veremiyor bu argüman. Çünkü sosyoloji tarafı eksik. Katı aydınlanmacı, pozitivist bir yaklaşımla dine yaklaşıyor. Bunu değiştirmek lazım. Yeni bir alan açmak lazım. Dine daha çok sosyolojik bakmak lazım. Oradan baktığımız zaman mevzu şudur. Din bu coğrafyada hem ayaklanmaların, isyanların dilidir, hem de o isyanları bastırmanın dilidir. Yani Allah diye yoksul isyan eder, Allah diye de zengin onu bastırır. Devlet de Allah der, devlete karşı ayaklananlar da Allah der. İsyancıların dili de Allah'tır, isyanları bastırmanın dili de Allah'tır. Dolayısıyla iki tane Allah var, iki tane din var. Bir yukarıdakilerin egemonya kurma amacıyla, halkı afyonlama amacıyla kullandığı din, bir de aşağıdakilerin isyan ettiği ve onların dili olan din. Nitekim Karl Marx da bunu kastetmiştir. Din kalpsiz dünyanın kalbi demiştir. Mazlum insanın içli çığlığıdır demiştir. Ama aynı zamanda afyondur demiştir. Tam da bunu kastediyor zaten. Evet. Aynı cümlede 4 defa aşağıdakilerin çığlık, kalp, protesto olan dininden bahsediyor. Son cümlede de yukarıdakilerin afyon olarak onu kullandığını kastediyor bana göre. Benim yorumuma göre. Doğru bir yorumdur. Şık bir tanımdır. Şimdi bunu böyle kavradığımız zaman o zaman daha iyi sorunları çözeceğiz. Mesela şu anda bizim kullandığımız din dili isyan olan bir din dilidir. Ama Diyanet'in kullandığı isyanı bastırmanın ve devletin dilidir. Bu her zaman devam ediyor ve devam edecek. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kurulurken 1928 yılında devletin dini, din-i mübini İslam'dır ibaresi çıkarıldı. Ama o ana kadar vardı. 1921'de vardı, 24'te vardı. Ama 28'de çıkarıldı. Daha sonra da 37'de laiklik ilkesi getirilmiş oldu. Din siyaseti bu temelden bakıldığında eksik duruyor. Çünkü hocam son bir iki cümlemizi alsam bu konuyla ilgili. Evet, son cümle. Devletin dini olmamalıdır. Resmi dini olmamalıdır. Çıkışı doğrudur. Ama devletin sadece resmi dini mi olmamalıdır? Mesela resmi ırkı duruyor. Türk devletidir deniliyor. Vatandaşların hepsine Türk deniyor. Vatandaşlık bağıyla bağlanan herkes Türk deniyor. Yazılı olmayan bir şekilde devlet Müslüman, Türk, Sünni,
hatta ataerkil cinsiyetçi bir vurgusu da var. Bir zihniyetin resmi olarak hüküm ferma olduğu bir devlet anlayışı. Evet. Şimdi devletten bütün bunların soyutlanması gerekiyor. Din, mezhep, ırk, kavim, etnik köken, cinsiyet, tür tamamının devletten soyutlanması gerekiyor. Buna gerçek anlamda demokratik cumhuriyet diyoruz. Veya bizim tabirimizle adalet devleti diyoruz. Böyle bir ortamda ancak dinin gerçek anlamda anlamını bulacağını ve sosyolojik olarak yaşanacağını düşünüyorum. Peki. Kemal Hocam, siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bence bir tanesiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasında din devleti olduğu yazıyor. Fakat aydınlarımız, anayasacılarımız, hukukçularımız bu konuyu ıskalıyorlar. Nasıl ıskalıyorlar? Hani anayasanın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk üç maddesi var ya. Aslında üç tane de gizli maddesi var. Bu gizli maddeler nedir? Bir, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı düzenleyen madde. İki, zorunlu din dersini düzenleyen madde. Üç, laiklik adı altında tekkiliği örgütleyen devrim yasaları dedikleri madde. Bu üç madde irdelendiğinde devletin dininin anayasada devşirme bir İslam olduğunun yazdığını göreceksiniz. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılmasını savunmak siyaseten yasak. Zorunlu din dersinin kaldırılmasını söylemek yasak. Düşünün ki bir anayasanın, bir ülkenin anayasasında din dersi zorunlu yazıyor. İşte din devleti size. Dolayısıyla illahi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dini İslam'dır, mezhebi Hanefi'dir demesi gerekmiyor. Kaldı ki bunlar Hanefi falan da değil. Bunlar Ebu Hanife'yi de tanımıyorlar. Buna zamanımız yok. Ebu Hanife'yi anlatırdık ama burada başka bir şey var. Başka bir şey şudur. Bunlar, bakınız, Türkiye'de İslam'a ilişkin deminden beri İhsan Ali Açık Hocam'ın örnek verdiği Necip Fazıl Kısakürek İslamcıların soldan devşirdiği biridir. İsmet Özel İslamcıların soldan devşirdiği biridir. Hayati İnanç soldan devşirdikleri biridir. Bunların kendi ürettikleri bir entelektüel yoktur. Bir müştehit yoktur, bir sanatçı yoktur. Dolayısıyla bunların entelektüelleri yok, sinemacıları yok, sanatçıları yok. Gazetecileri, şu anda Hürriyet'te yazan ismini unuttum. Bizim Alevilikten devşirdikleri Sivas'ta nedir o? Hürriyet'te yazan AKP'nin bir numaralı kalemşörü adını unuttum. Abdülkadir Selvi. O da Abdülkadir Selvi de Alevilikten devşirme bir dönektir. Şimdi hal böyle olunca bunlar nerede bir devşirme bulurlar, alırlar, onu kullanırlar, işte çeşitli şeyler verirler. Dolayısıyla bu devşirme zihniyetidir. AKP de devşirme zihniyetidir. Burada din-siyaset ilişkisinde, bakınız, şimdi ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Aleviyim dediğimde siyaset yapmış oluyorum. Niye? Çünkü yasaklı bir kimlikten söz ediyorum. Aleviliği ben siyasallaştırmadım. Aleviliği devlet siyasallaştırdı. Kürtlüğü ben siyasallaştırmadım. Kürtlüğü devlet siyasallaştırdı. Yasaklayınca, ben de yasağa karşı koyunca burada bir siyaset ortaya çıkıyor. Siyasette, bugünkü konuşmamızda da söyledik mecliste, bunu çözmek yerine bunu daha da irdelemek, daha da deşelemek, daha da farklılıkları efendim kışkırtmak, köpürtmek vesaire. Şimdi dolayısıyla biz sosyalistlerin, HDP'lilerin, demokratların, sosyal demokratların, solcuların, entelektüellerin, sanatçıların siyasete bir düzey getirmemiz lazım. Bu düzey AKP'nin cehaletini, AKP'nin yönetememe basiretsizliğini, İslam tarihini, İslam inancını bilmemesini defalarca yeniden kanıtlamak, halka izah etmek. Bunlar dini kullanıyorlar, bunlar dini bilmiyorlar. Aynı şekilde devletin dinle olan ilişkisini, evet, siyasetin dinle ilişkisi vardır. Bir dindar da siyaset yapabilir. Kendi dini inancından çıkarsamalar da yapabilir. Dinin hakkaniyet yönünden çıkarsamalar da yapıp buradan politika yapabilir. Bu çok doğal bir şeydir. Ancak bugün karşı karşıya olduğumuz şey kesinlikle
dini kullanmak ve bu kullanmadan yaratılan kuruluşçu, tekçi anlayış ile yeni bir müesses nizam oluşturmak. Bu müesses nizamın adı da şu, bitiriyorum. Eskiden ilkokul kitaplarında ne yazıyordu? Mustafa Kemal 1919'da Samsun'a çıktı. İşte kongreler yaptı, bizi düşmanlardan kurtardı falan. Şimdi 15 Temmuz'da bu ahmaklar ne yapmaya çalışıyor biliyor musun? 15 Temmuz'da Tayyip Erdoğan İstanbul'a çıktı. Bizi FETÖ'den, efendim dış düşmanlardan, efendim şu terörden, şuradan buradan kurtardı. Ya bu tutmaz, ahmaklık etmeyin ya. 1960'da da yapılan darbenin adı Hürriyet ve Anayasa Bayramı olmuştu. 12 Eylül'e kadar yaşandı. Yeni bir darbeci geldi, onu kaldırdı. Darbeden medet para, siyasi yaşamını sürdürmeye çalışmak derbederlik ve ahmaklık. Peki. Son olarak size de bu konuyla ilgili söz vereyim Murat Bey. Siz Türkiye'de din siyasetle ilişkin ne düşünüyorsunuz? Doğrusu geniş bir kesim bunu bir argüman olarak kullanıyor. Görünen bu. Siz ne dersiniz? Evet, aslında bütün bundan benden önceki konuşan hocalarım için de söylediklerine katılmamak mümkün değil. Ama ben biraz daha başka bir alandan bakacağım. Evet, ülke içerisinde dini siyasete katılıyor deyip eleştirenlerin Ayasofya üzerindeki değerlendirmelerini düşünelim. Evet, çok kendinin ulusal, yani CHP'nin daha ulusalcı kesiminde gören Muharrem İnce'nin Ayasofya söylemiyle döndüğünüz zaman İmamoğlu'nun söylediği arasında çok da bir fark olmadığını görüyoruz. Yani baktığınız zaman bunların hepsi aslında Ayasofya için konusu olduğunda aynı şeyi AKP'nin siyasetinde ne rol oynadıysa aynı şeyi tekrarlama amaçlı yapıyoruz. Meclise gidelim. Bunun oylamasına gelelim. Oylamasına baktığınız zaman neredeyse tüm partiler bunda olumlu yanıt verdi. Hatta üzülerek burada eski bir HDP'nin yöneticisi olarak da hem de Kemal Vekilim de karşımda olarak HDP'de çekimser oy verdi. Yani bir baktığınız zaman aslında hepimizin önüne biraz böyle şapkamızı önümüze koymamız gerektiğini düşünüyorum. Kemal Hocam bir şey söyledi ama duyamadım ama bildiğim doğru yanlış da umarım yanlıştır. Oylamada çekimser oy verildi. Tüm bunlar baktığınız zaman ülkedeki... Kemal Bey'in sesini arkadaşlar açarlarsa... Buyurun Kemal Bey. Mecliste Ayasofya ile oylama yapılmadı. Murat arkadaşımız yanlış biliyor. Bu Danıştay kararı. Sizi alamadım ama... Mecliste bir oylama yapılmadı diyor. Danıştay kararı alındı. Yani mecliste çekimser kalınmış bir durum yok HDP açısından. Bir oylama yapılmadı. Peki. Öyle o zaman. Öyle olduğunu öğrendim. HDP'nin tamam. Peki. Ben yanlış olayım. Yani baktığınız zaman bugün ülkedeki sol diye tabir edilenlerin gerçek solcularla, gerçek inançlılarla arasındaki sınırı Ayasofya ve benzer konulardaki aslında bu çok belirleyici oldu. Bugün İhsan Eli Açık hocamın tarihsel açıklamaları, Hüda Vekilim'in tarihsel açıklamaları, yine Kemal Vekilim'in tarihsel açıklamalarıyla kendinin Atatürkçü olarak gören Muharrem İnce'nin veya İmamoğlu'nun açıklamalarına baktığınız zaman aradaki uçurumu görebilirsiniz. Düşünün ki bunun müze olmasının da imzasını atan Atatürk. Yarın bir gün İş Bankası ile ilgili bir kanun teklifi geldiğinde bugün Ayasofya'daki emtia sistemlerini nasıl değiştirecekler göreceğiz. Yani baktığınız zaman esas demokratik olabilme hali İşte bu günlerde görüldü. Tekrar dönüyoruz. Şeye gittik. Son sözlerinizi zaman, rica etsem çünkü bizden sonra da bir yayın var. Tekrar olarak şeye bakalım. Son günlerde Ermeni kiliselerini
çoğunlukta olmak üzere saldırılar oldu. Buna kimler karşı ses verdi? İşte bence değerli olan oradaki bu söylemleri, bu sözlere karşı ses verenlerle yan yana olabilmenin özelliği. Ben buradan tekrar şunu söylemek istiyorum. Çok kısa bir cümleyle Ayasofya bir mabet olarak dinsel anlamda Meron'la Kutsalya'yla büyülenmiştir. Dünyevi olarak ne yaparsanız yapın bunun amacı hiçbir zaman şaşmayacaktır. Bunu tekrar tekrar söylemekte yarar olur. Peki bugün üç farklı inançtan konuyu yakından takip edenlerle ilahiyatçı yazar İhsan Eli Açık, Alevi kimliği de toplum tarafından bilinen HDP milletvekili Kemal Bülbül ve Norzar Tong temsilcisi Ermeni yazar Murat Möhçe. Sizlerle konuştuk. Zaman ayırdınız, emek verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Biraz geç başladık ama yine zamanımızı mümkün mertebe verimli kullanıp konuyu tartışmaya niyet ettik. Sanırım o konuda da biraz yol aldık. Bir eksik aksağımız olduysa kusura bakmayın. Yeni medya haberde gündemlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.